Ve muhteşem mücadele, kolay bir galibiyet aldı diyebiliriz bugün Akbaspor Yıldız Gücü takımı. Hatta Altuğ Övünç bile bugün yedekti, ikinci yarı kaleye dahil oldu. Ve Altuğ Türk'te var protestoda yine her zaman gibi. Hava koşullarından dolayı Altuğ, sana dönüyoruz. Nasıl bir galibiyet, neler düşünüyorsun? Güzel galibiyet, ben yokum. Onun için çok iyi top oynadılar. Teşekkür ediyorum öncelikle benim yokluğumda. Çok iyi top oynadıkları için. Ben varken sağ olsunlar. Böyle top oynamıyorlar, anlamıyorum neden. Defansı boş bırakıyorlar. Evet, defansı boş bırakıyorlar. Sana güveniyorlar galiba. Ben bilmiyorum, güveniyorlar mı yoksa başka bir şey mi var? Buradan takım kaptanım Altuğ abiye sistem etmek istiyorum. Beni kesiyor. Sakatlıktan yeni çıktım. Top oynamam lazım ama beni oynatmıyorlar. Buradan sesleniyorum Altuğ Türk Dalı kaptanıma. Uğur abiye. Uğur. Süleyman abi. Uğur da artık onursal başkan Süleyman Seba'ya doğru gidiyor. Yavaş yavaş maçlara bile gelmemeye başladı. Hemen Altuğ'a dönüyoruz. Altuğ, güzel galibiyet, neler düşünüyorsun? Öncelikle yeni projeler var, yeni transferler. Neler söylemek istersin? Gireriz. Öncelikle Uğur kardeşimizin eşi hamile. Buradan onları tebrik ediyoruz. Aa, tabii hayırlısı olsun onlara da. Şimdi yenge biraz nazlı olunca tabii Uğur başkan gelemiyor. Beni gece 3'te arıyorlar, çilek istiyorlar falan. Beni ben de bir asal değilim, ne çileği. Olmaz o işler. Mecbur gidiyoruz, alıyoruz manavdan. Kendisi bir de şehir dışında oturduğu için yarı yolda buluşuyoruz Menemen sınırında. Çilekleri bırakıp ben sonra uykuma devam ediyorum. O nedenle de muhtemelen performans da düşüyor uykusuz kalmaktan dolayı. Tabii, günde 3-4 çocuk saat senin mi olacak yoksa yeğenin mi olacak, gerçekten yeğenin olacak. Vallahi, o yüzden. Uğur başkanımız biraz şey olduğu için, rahat olduğu için eşi onu kaldıramıyor, beni kaldırıyor. Biz gidip alıp getiriyoruz. Kaptanlık da, takım da, arkadaşlık da böyle gerektirir zannedersem. Tabii. Muhteşem bir atmosfer. Biz bakmadığımız için biz hepimiz kardeşiz. Biz de kim ne zaman ararsa gideriz. Buradan çilek deyince ben araya girmek istiyorum. Bu sezonki çileğimiz Hakan. Hemen Hakan'ı da alıyoruz. Hemen geldi soyunma odasına koşa koşa. Hakan. Ayın gollerinde de, sezonun gollerinde de bir golün olacak muhtemelen eğer illerden gelecek oylamalardan sonra. Neler düşünüyorsun bu galibiyetten de performansınla ilgili? Vallahi şöyle söyleyeyim, ne ayın golünde ne yılın golünde gönlüm var. Benim tek gönlüm Akbal Yıldız Gücü'nün bu yıl şampiyon olması. Tek şeyim o zaten. Başkanımıza da inşallah analı babalı çocuk nasip etsin. Başka diyeceğim bir şey yok. Çok teşekkürler. Bundan sonraki maçlarınızda Akbaspor Yıldız Gücü takımına da başarılar diliyoruz. İyi akşamlar. Buradan var mı Altuğ mesajınız? Yeni transferler var ligimizde. Sen bizi resmen susturdun şimdi. Ligimizde yeni transferler var. Özür diliyorum. Neler söylemek istersin? Biz Murat kardeşimizi aldık. Diğer takımlarda da transferler var. Var mı onlarla ilgili söylemek istersin? Vallahi bildiğim kadarıyla Balıkçı, Erdem Eriş ama kendi oyuncularını geri çağırdı. İsmail Kaçaran. Yani ben ne yazık ki hani Balıkçı'yı kendimizden daha büyük favori görüyorum şu anda. Biz daha önce de hem açılışı hem kapanışı kazanmıştık. Açılışı kazanan takım bir kademe zaten önde başlıyor moral olarak da. O yüzden rahat çıkacaklar. Muhtemelen büyük finalde de onlarla eşleşeceğiz. En azından ilk maçı alıp ikinci maçta şansımızı onlara karşı denemek istiyoruz. Çok iyi takımlar. Onların transferleri kendi oyuncuları. O yüzden onun dışında kendinize rakip olarak gördüğünüz tek takım Balıkçı Mehmet Usta Maltu. Ya bizim için herkes rakip. Ama Balıkçı Mehmet Usta ayrı bir yani rakip. Şampiyonluktaki rakibimiz. Diğerleri de rakibimiz. Biraz önce oynadığımız arkadaşlar da rakibimiz. Ayaklarına sağlık, çok güzel de maç oldu. İlk maçları galiba. Çok güzel maç oldu. Çok centilmen bir takım. Bu arada Altuğ kardeşimizi kesmemizin bir sebebi var. Ben dedim ki benim arkamı kaleci koymanıza gerek yok, ben savunmada oynuyorsam. Biz 3 stoper çıktık sahaya. Eren Sarkık oynadı libero gibi. Fark yani Altuğ gelene kadar da sanırım 8-1 falan da skor, çok emin değilim. Bir tane kornerden. Ben girince gol yemeyi seviyorum. Ben maç başka türlü zevkli olmuyor böyle. Gol yiyince daha çok zevk verdiği için, bizimkiler top oynamaya başladığı için ben gol yemek istiyorum. Gol yiyince daha güzel oluyor. Bizimkiler en azından bir efor sarf ediyor. 3 korner bir penaltı bizde zaten. 3. korneri atan golü atıyor bizde. Bu reportaj gide gide Sanite Gıda önde Ömeroğlu'yla Ender Ömeroğlu reportajlarına. Maç 3-1 istiyorsam onlarla bir maç daha istiyoruz. Röportajı oraya doğru gidiyor şu an. Önder'in abisin Ender. Ender forvet, başka forvet koyacağız. Forvetleri sakatlıyor çünkü orada. Yedek gizli forvet koyacaksınız galiba. Forveti göremeyecek, gol yiyecek. Vallahi 6 stoperle çıkacağız. Bizde zaten 7 stoper var. Kaleci bile stoper çıkabiliyoruz. Çok stoperle çıkıp uzaktan şutlarla Ender'e yaklaşmadan galibiyet arayacağız bu sefer de. Onları bekliyorum haftaya. Ve tabii ki de en son PSG bekliyoruz. Hala maç yapamadık. Hala bekliyoruz onları. Fethiye bile PSG forması giydi. PSG'yi burada sahada göremedik. PSG takımı Bodrum meydana muhtemelen duracaktır. Playofflar başlamadan ilk maçımız nasipse 25'inde. 25'inden önce PSG ile maçımızı yapıp bitirmek istiyoruz. Eray kaptan da herhalde bu söylediklerinizi de duymuştur. PSG'de Odur meydan gelecek hafta muhtemelen maç teklifi yapar. Çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyoruz. Çok sağ olun.